Merhaba arkadaşlar, Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba. Bugün bir uygulamadan söz etmek istiyorum. Uygulamamızın adı Orion. 2 O ile yazılıyor. Orion. Bu Fransızların yaptığı bir uygulamaymış. Özelliği nesne aramada bize yardımcı olabiliyor. Birkaç hafta önce güncelleme aldı. Gelişmeye açık bir uygulama. VoiceOver'la da çok iyi çalışıyor elbette görmeyenler için yapıldığından. Bu uygulamada şimdilik 85 kadar nesne var. Onlar belirlenmiş nesneler. Bardak, çanak, işte televizyon, cep telefonu, bilgisayar vesaire. Bir takım evdeki ve dışarıdaki eşyaların ya da nesnelerin yerini tespit etmek için kullanabiliyoruz. Geliştiricisiyle birkaç kez yazıştım. İleride düşünceleri bunu genişletmek ve bizim de bazı nesneleri eklememizi sağlayacaklarmış. Yani siz belirlediğiniz bir nesneyi bu uygulamaya ekleyebilecekmişsiniz. Böyle söylediler. Ben şimdi size birkaç tane örnek yapacağım. Sesli olarak da sinyal veriyor herhangi bir eşyayı, nesneyi ararken. Şimdi uygulamamızın adı Orion. Arama nesnesi, düğme. İlk başta karşımıza arama nesnesi çıkıyor. Bizi ilgilendiren yer burası. Bunun altında Arama metni, düğme. Yakındaki nesneler, düğme. Yakındaki metinler, düğme. Ayarlar, düğme. Ayarlar, hepsi düğme. bu kadar. Bizi en baştaki ilgilendiriyor nesne arama. Arama nesnesi, düğme. Şimdi burayı açıyoruz. Aramanıza girin. Arama alanı. İstersek buradan yazarak arama yapabiliyoruz, belirlenmiş bu nesnelerin içinden ya da Ses dikte. Ses aramaya başlamak için çift dokunun. Ardından aradığınızı konuşun. Düğme. sesli olarak da arama yapabiliyoruz. Son aramalar. Başlık. Burada son aramalarda en son aradığınız nesnelerin listesi var. Mesela en son Cep telefonu, cep düğme. telefonu aramışım ben. Saksı bitkisi, düğme. Saksı bitkisi aramışım. Asansör girişi, düğme. Asansör girişi. Şişe, düğme. Kitap, düğme. Bulunabilir nesneler, 86. Başlık. Burada da altta 86 nesnenin listesi var. Biz şimdi birkaç örnek yapacağız. Saksı bitkisi, Mesela düğme. saksı bitkisini aramaya başlayalım. Buraya tıklıyoruz. Seç. Saksı bitkisi arıyor. Çevrenizi tarayın. Çevremizi tarıyoruz. Ben tabii yerini bildiğim için. Ekran perdesi açık. Yaklaştıkça evet yerini tespit edebiliyor. Nesne bulundu. Kapat. Nesne bulundu. Evet. Kapat. Düğme. Kapatabiliriz. Son aramalar. Baş aramanıza girin. Arama alanı. Bir başka örnek daha yapalım. Şişe. Düğme. Mesela bunu arayalım. Seçilen şişe arıyor. Çevrenizi tarayın. Bakalım. Mutfağa doğru geldik. Şişeler orada. Evet. Şişe arıyor. Çevrenizi tarayın. Kapat. Düğme. Şişeyi de bulduk. Kapat. Ne? Kapat. Düğme. Şişe. Kapattık. Düğme. Aramanıza girin. Şimdi bir de son olarak cep telefonunu arayalım. Ses. Son aramalar. Cep telefonu. Düğme. Buraya tıklayalım. Cep telefonu arıyor. Çevrenizi tarayın. Tarayalım bakalım. Kadar. Heh.
Cep telefonu arıyor. Çevre... Evet, cep telefonu da bulduk. Aslında mesafe de söylüyordu ama... Kapat, düğme. Şimdi biraz da dışarı çıkıyorum. Asansör girişi, düğme. Bir de asansör girişi arayalım bakalım. Seçilen asansör girişi arıyor. Çevrenizi tarayın. Evet. Asansör girişini bulduk. Asansör girişi arıyor. Çevrenizi tarayın. Kapat, düğme. Asansör girişi, aramanıza girin. Arama alanı. Bizim için enteresan olabilecek bir şey de... Azalan merdiven, düğme. Azalan merdiven mesela bir binanın içerisinde, büyük bir binada merdiven arayabiliriz belki. Buna bakalım. O, ekran perdesi açık. Bir de ona bakalım yine. Merdivenlere. Evet. Evet. Bunu da bulduk arkadaşlar ya. Buluyor. Evet. Tamamdır. Kapat. Düğme. Son aramalar. Aramanıza girin. Arama alanı. Bu kadar örnek sanıyorum yeter. Tabii ki bu çok başlangıçta olan bir uygulama. İleride mutlaka daha geliştirilecektir. Özellikle eşya nesne ekleme uygulamaya girdiği zaman belki bizim için daha kullanışlı da olabilir. Burada zaten şeyde uygulamanın içinde yani buna çok güvenmeyin diyor. Yani birebir tam doğru tespit yapamayabilir. Bazen metreleri söylüyor. Kaç metre kaldığını, 3 metre, 2 metre, 1 metre vesaire gibi. Bazen bulundu diye de belirtiyor. Biraz fazlasıyla denemek. Dışarıdaki nesnelerle ilgili işte bu merdiven, inen merdiven, çıkan merdiven, asansör boşluğu, kapısı gibi. Bir de dışarıda otobüs durağı vesaire de var. Onlar da belki işimize yarayabilir. İleride uygulamanın geliştirileceğini düşünüyorum. Yazıştığımız geliştiricisinin adı Stefani adında birisi. Sanıyorum kendisi de görme engelli bir arkadaş. Ama bir grupla, bir ekiple çalışıyorlar galiba. Belli olmaz, belki ileride yapay zekayla da birleştirilebilir. O zaman çok daha güzel olur bizim için tabii. Dediğim gibi uygulama VoiceOver'la çok iyi çalışıyor. Bütün düğmeler okunuyor. Ve en önemlisi de uygulama zaten ücretsiz bir uygulama görmeyenler için. Evet arkadaşlar, bu bir kenarda bulunsun diye size anlattım. Çok %100 nesneleri bulan bir uygulama değil ama denemekle belki daha çok deneyim edinebilirsiniz. Bu kaydı bitirmeden önce son olarak bir üzüntümü de sizinle paylaşmak istiyorum. Olcay Aşçı adındaki arkadaşımızı kaybettik bir hafta kadar önce. Çok değerli bir insandı, çok güzel bir insandı ve görmeyen arkadaşlar için gerçekten erişilebilirlik adına bir sürü projeye, bir sürü yazıya, uygulamaya imzasını atmıştı. Kendisini de burada saygıyla, sevgiyle anıyorum. Çok değerli bir arkadaşımızdı. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.